Merhabalar canlarım. 25 Ocak 2024 bakımı gerçekleşti. Bu videoda güncelleme notlarını her zamanki gibi parçalayıp inceleyeceğiz ve kendi yorumlarımı katmaya çalışacağım. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgi için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Motive edici yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetlisiniz benim için. İyi ki varsınız, niye diyorsun abi? Çünkü siz olmazsanız bu içerikleri yapmanın hiçbir mantığı yok. O yüzden iyi ki varsınız. Videoya geçmeden önce kanalımı ilk kez izliyorsanız ve içeriklerimi kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın. Tüm oyuncu kitlesinin merakla beklediği DirectX 11 güncellemesi ne yazık ki bu bakımla birlikte gelmedi canlarım. Yetkililer testlerin devam ettiğini ve ileri bir tarihte geleceğinin bilgisini verdiler. DirectX 11 konusunda hiçbir bilginiz yoksa veya DirectX 11'e ne gerek var diyorsanız bu videomu izleyebilirsiniz. Bilgisayarım kaldırır mı? Acaba sıkıntı yaşar mıyım gibi sorularınız varsa SteamCore'yu indirip kendiniz bunu deneyimlemesi daha iyi olur diye düşünüyorum. İlk madde klasikleşti artık. Biliyorsunuz etkinlikler aksi belirtilmediği sürece 4 haftadır. Bu lobolu Sly Cone bossları etkinliklerin bitmeyeceği bakımda gerçekleşiyor. Oyuncular bu tarz bakımlara ara bakım diyorlar. Hani yeni etkinliklerin geleceğe bakım olmadığı için oyuncular böyle adlandırıyor. 25 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında 19 ile 3 arası %50 experience artışı, artı 10 national point ve artı 10 ladder point etkinliği gerçekleşecek. Yıllar sonra MGM ilk kez %50 experience event yapıyor canlarım. Biliyorsunuz 2020 yılından beri %30 yapılıyordu. %200 experience eventinden sonra MGM hop hayırdır sen abisinin diyerek oranları %30'a çekmişti. Bu duyuru ilk yapıldığında saatler 21 ile gece 1 arasındaydı hatırlatırım. Oyunculardan gelen şikayetler üzerine saat aralığını genişletmişler. Saat aralıkları bence tam olmamış çünkü PK yani Player Kill ve etkinlik saatlerine denk geliyor. Oyuncu olarak bu tarz şeyler hoş karşılanmaz. Tarafını seç gibi bir şey olmuş yani, mesela ne olabilirdi biliyor musunuz? Günlük aldığımız amblemlerin süresini Ramazan ayında yaptıkları gibi 24 saatlik yapabilirlerdi. Bence oyuncular daha çok mutlu olurdu. Ve görevler sıfırlanıyor. Mgame bunu da ilk kez yıl dönüm etkinliği gelmeden sıfırlıyor. Ama bir şartı var. 7 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında 20 veya daha fazla I Will Continue Playing Knight Online ambleminin alınması gerekiyor. Bu şartı gerçekleştiren oyuncuların 7 Mart günü görevleri sıfırlanıyor. Siz sormadan yanıtlayayım. Bu şartı yaparsanız hesabınızdaki tüm karakterlerin görevleri sıfırlanıyor. Yani amblemi aldığınız karakterin değil. Bir diğeri de amblemi 10 gün boyunca bir karakterden, geriye kalan 10 günün amblemini de yan karakterimden alsam olur mu? Bence olur. Çünkü bu amblemler hesap bazlı oluyor. Bir sunucuda amblemi aldıktan sonra başka sunucuda bile alamıyorsun. Hesabı özel oluyor yani. Hepsini bir kabul eder diye düşünüyorum. Lakin riske atmak istemiyorsanız tek karakter üzerinden devam edebilirsiniz. Son olarak 30 günde kaç tane amblem aldığımızı takip edebileceğimiz bir panel bulunmuyor. O yüzden bunun takibi, not almanızda fayda var. Yani günlerini karıştırmamak için kaç günde kaldım diye kendinize sormayın. Bence not tutun. Ve geldik pus indirimi konusuna. Bu bölümde çok konuşacak şeyimiz var. Yıllardır indirim gelmiyordu. Şimdi madem böyle bir madde eklendi, düşüncelerimi gündeme getirmek istiyorum. Uzarsa kusura bakmayın şimdiden. Sen konuş, sabaha kadar dinlerim dediğinizi duyar gibiyim. Biliyorum biliyorum, duygularımız karşılıklı. Sizleri o yüzden seviyorum. Her zaman objektif olduğumu biliyorsunuz canlarım. Listeyi ekranda paylaşıyorum. Şu anda görüyorsunuz zaten. 25 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında sadece bir haftacık %25 indirim yapmışlar. Genel olarak baktığımda birçok tercih edilen eşyaların eklenmediğini görüyorum. Özellikle Gold Premium ve Platinum Premium'lara indirim olması çok hoş olurdu. DC Premium, kutu toplama perisinde indirim bulunmuyor. PK atacak oyuncuların alacağı atak, HP, defans, scroll'lar ve pathos'lar bulunmuyor. Pus indirimi deyince genel bir indirim yapılmış gibi algılanıyor. Bence hayal kırıklığı. Eşyaların sayısının arttırılması ve süresinin uzatılması düşüncesindeyim. Bir de bu pus indirimi denilen olay gerçekten parası olan insanların işine yarıyor. Stoklama yönteminden başka bir işe yaramıyor maalesef. Ülkemizin durumu belli. Power Up Store eşyalarında gerçekten kapsamlı değişikliklere gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Canlarım, bize kalıcı çözümler gerekiyor. Böyle geçici çözümler, ki ürünler istediğimiz gibi değil, gerçekten bazı insanların işine geliyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yıllardır söylerim,
ve hep söylemeye devam edeceğim. En azından beni daha da yakından ve düşüncelerimi daha iyi bilirsiniz. Benim bu konuda bazı önerilerim vardır. Oyun çıktığından beri 400 endpoint 5 dolar, öyle değil mi? Ve bu konuda bir indirim söz konusu olmuyorsa Power Up Store'da satılan eşyaların endpoint değerlerinin düşürülmesini öneriyorum. Madem oyun oynayacağız ve bu oyunu gerçekten isteyerek oynuyorsak bence bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Power Up Store sayfasına ek bir panel getirin. En çok tercih edilen ürünleri o panele ekleyin. Takas işlemi, pazarda satışı vesaire yasak olsun. Ama fiyatı belli oranda düşük olsun. Oyunu gerçekten oyun için oynayacak insanların o paneli kullanacağına emin olabilirsiniz. Böylece bu indirimden geldiğinde fırsatçıların da önünü kesmiş olursunuz. Pazarda Power Up Store eşyası mı satmak istiyor? O zaman gidecek paşa paşa normal fiyattan tercihini yapmak zorunda kalacak. Canlarım. Senede bir kere geliyor ya da gelmiyor. Bundle paketlerin kalıcı olarak gelmesi çok mantıklı olurdu. Farm atanlar için farm paketi, PK atanlar için bir PK paketi getir. İçinde War Premium'u, işte Peytos'u, Minerva seti, Atak SC'si vesaire içinde olsun. Normal değeri farazi olarak konuşuyorum, 5000 endpoint olsun. Yap 4100 endpoint, daha fazla satmazsa ben oyunu bilmiyorum derim. Şirket daha fazla kazanır, oyuncular da mutlu olur. Abi ben M-Game'i gerçekten anlamıyorum ya. Hani oyuncu olarak çok fazla kafa patlatıyoruz emin ediyorum. Şimdiki güncelleme maddeleri beni yakından takip edenlerin çok iyi bileceği türden 15 Ocak 2024 Koreko güncelleme notlarında bu maddeleri incelemiştik ve kesin bizim tarafa bunlar gelir demiştim. BDV Chaos ve Jureid Mountain etkinliklerindeki ödüllerin sıralaması yer değiştirmiş. Yani en değerli olan eşyalar artık ilk sırada gelecek. Atıyorum dalgalığına geldi, inventory'inde bir tane boşluk olduğunu gördün. Etkinliği kazandın diyelim, ilk silver gemini alacaksın, böylece garanti etmiş olacaksın. Yeni eklenen takılar artık buy pazarda aratılabilecek. Yine bizim tarafa kesin gelir dediğimiz olay. Bu takılar hakkında bilginiz yoksa oluşturduğum videoları kanalımda bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. Party Warboard arayüzünün kalınlığı küçülecek şekilde değiştirilmiş. Bu paneli açarsanız görselde görüldüğü gibi HP barın kalınlığı sol taraftaki gibi azalıyor. Kapatıldığı zaman normale dönüyor. Ana ikonlar değiştirilmiş. Görsel açıdan iyi olmuş. Zaten bunu o zaman da söylemiştik. Kore tarafını gördüğümüzde de demiştik. Kore'de gördüğüm zaman çok iyi olmuş. Bu kesin bize gelir demiştim yine. Malice, Massive yani atak kırma ve Torment gibi skillere artık süraya basılamayacak. Çünkü bazen elimiz kayıyor, süraya gidiyor, boşa harcıyorduk. Güzel oldu. Son olarak Jini kullanımı sırasında hedeflenen yaratığın ölmesi durumunda hedefin başka yaratığa geçmemesi ve karakterin ölen yaratığın konumuna doğru yürümesine neden olan sorunun giderildiğini belirtmişler. Bu da birçok oyuncuyu etkileyen bir durumdu. Kısa bir süre düzeltilmesi iyi oldu. Benim güncelleme notu hakkında yorumlarım bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklamalar bölümünde sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımı Twitch platformunda gerçekleştiriyorum. Hepinizi de orada görmek isterim. Discord'uma da lütfen katılın. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.